Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türkiye'nin 2021 UNOCA raporu yayımlandı. Bu rapora göre Türkiye, birçok piyade ekipmanı ve mühimmat ithal etti. Rapora göre Türkiye, İspanya'dan 13.076 mm deniz topu mühimmatı, ABD'den 8.000 adet 120 mm HM-908 tank topu mühimmatı, İtalya'dan 3 adet P-72 deniz karakol uçağı, 200 adet HS Product, 744 adet CZ, 875 adet Vereda, 2.650 adet Glock, 125 adet Puma Rossi tabanca, 195 adet CZ Ceska üretimi tüfek, 500 adet Çin LM-8 5.56 makineli tüfek, 2.800 adet Type 87.62x54 makineli tüfek, Endonezya'dan 1 adet 5.56 makineli tüfek, Rusya'dan 2 adet Orsis T-500 metre keskin nişancı tüfeği, ABD'den 1 adet 5.56 makineli tüfek, Bulgaristan'dan 59 adet RPG-7 lançeri ithal edildi. Çin üretimi LM-8 hafif makineli tüfeği, Çin'in FNM-249 klonu olarak biliniyor. 500 adet makineli tüfek Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı polis özel harekat birimleri için alındı. Silah eskiyen FNM-Minimi MK-1 tüfeklerini değiştirmek için alındı. Silah FNM-249 tüfeği gibi soldan mayon beslemeli ve açık mekanizma sistemi ile çalışmaktadır. Silahın kullanan bazı personellerin görselleri bazı sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Alınan 2800 Type 80 makineli tüfekleri, sınır karakollarında duran Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri veya komandolar için alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde daha önce de bulunan Type 80 makineli tüfeği, komandolar ve jandarma tarafından kullanılmaktadır. Type 80 makineli tüfeği, Rus PK makineli tüfeğinin Çin kopyasıdır. PK gibi sağdan mayon beslemelidir açık mekanizma ile çalışmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde 7.62x54 mühimmat kullanan Rus PKM, Çinli Type 80 ve Bulgar MG-1 makineli tüfekleri bulunmaktadır.